İyi akşamlar sevgili izleyiciler. İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde bu gece bir kickbox şöleni yaşanacak. Nusret Öncü organizasyonu, muhteşem maçlar var. Ben Fikret Engin. Hepinize iyi geceler, iyi seyirler diliyorum. Guillermo Patrick Blockland'ın fight kartını okudu sevgili Ali Karadeniz. Şimdi de Mehmet Aygün'ün fight kartı. Kırmızı köşede Mehmet Aygün, 12 Türkiye şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu, 3 Avrupa Türkiye'yi, 1 Dünya Üçüncü. Önemli başarıları var gerçekten de Mehmet Aygün'ün sevgili izleyiciler. Bu müsabaka öncesinde bir dünya üçüncülüğü, 3 Avrupa üçüncülüğü, 4 turnuva şampiyonluğu ve 12 kez de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. 82 kiloda Mehmet Aygün. Müsabaka başlayacak. Halis Avşar görüntüde ilk hakemi. Halis Avşar. Halis Avşar spor kulübü başkanı. Yeşilköy'de Avşar spor kulübü başkanı. Köşelerde. Halis Avşar. Üçü köşelerde, diğeri jüri olarak duruyor. Sevgili izleyiciler. Hasan Canca, Enser Atılgan, yine Turan Buyurman önemli hakemler olarak köşelerdeler. Şimdi müsabaka başlayacak. Guillermo Patrick Blockland, Mehmet Aygün müsabakası başlamak üzere. Guillermo Patrick Blockland köşesinde Mehmet Aygün diğer tarafa geçti. Ringde şu anda bir paspas çalışması var. Islak olan bölgeler siliniyor. Samet Keser bizlerle beraber olacak yorumlarıyla. No holding, one kick, okay? Diz yok, dirsek yok. Kuralları hatırlatıyor. Hadi Savçar. Bir tane diz vuruyorsunuz, akabinde devam. Başarılar dilerim. Guillermo Patrick Blockland ve evet, Mehmet Aygün köşelerine gidiyor sevgili izleyiciler. Evet, nasıl bir maç bekliyorsun sevgili Samet? Güzel, sert bir maç bekliyoruz. Evet, orada su falan hiç şey istemiyoruz lütfen. Gönül evet. Mehmet Aygün'den yana. Birinci round başlamak üzere sevgili izleyiciler. Guillermo Patrick Blockland Mehmet Aygün müsabakası başlamak üzere. Ali Safçar, o da son kontrollerini tamamlıyor. Nusret Öncü Fight Club gecesi Guillermo Patrick Blockland Mehmet Aygün müsabakasıyla başlayacak. Evet, lütfen. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Şu anda ringte hazır hale. Bu gece TV 8.30 ekranlarında canlı yayında ve birinci round kesine başladı. Low kick'le başladı. Guillermo Patrick Blockland. Mavi eldivenli. Rakibi Mehmet Aygün. Türkiye'de 12 kez şampiyonluk yaşamış bir isim. 4 turnuva şampiyonluğu var. Avrupa üçüncülükleri, dünya üçüncülükleri bulunuyor. Sevgili izleyiciler, rakibi Guillermo Patrick Blockland'ın da 16 profesyonel maçının 14'ünü kazandığını sizlere aktaralım. Sert bir low kick attı. Baldıra Mehmet. Şimdi bir sol direk çıkardı Guillermo. Bir sol direkte Mehmet Aygün'den bir sol direk daha geldi. Aynı şekilde karşılık verip bir de low kick attı. Guillermo Patrick Blockland karşılık veriyor Mehmet Aygün. Low kick'le. Sokraşı müthiş bir eskimle kurtardı kendini. Patrick Blockland yukarı çıkıyor high kick'le. Sol direk vurdu. Hollandalı kapandı. Mehmet şimdi yüklenmeye çalışıyor. Front kick ileri doğru şimdi. Alttan bir low kick attı. Guillermo Patrick Blockland. Sert low kick'ler izliyoruz müsabakada. Öncü Fight Club gecesinde ilk maç sevgili izleyiciler. Sağ kroşeyi denk getiremedi. Blockland araya giriyor. Halis Avşar ring hakemi. Yine bir low kick geliyor. Sol direkt sağ kroşe. Ska geçti.
Tekrar sağ kuraşa geldi. Mehmet rakibine sarılıyor. Mehmet Aygün bir kez daha araya girdi. Halis Avçar. Yine rakibin üzerine gidiyor Mehmet. Patrick Blocklund kendini geriye çekti. Bir sol geldi. Şimdi sağlı sollu kroşeler. Patrick Blocklund'dan araya giriyor bir kez daha. Halis Avşar ring hakemi. Birinci rounddayız sevgili izleyiciler. 50 saniye kaldı. Birinci roundun tamamlanmasına. Sağ kroşe boşa gitti. Tekrar bir high kick denedi Mehmet. Bir kez daha sağ kroşe denedi. Gülerma Pertek Blocklund ayırıyor Halis Avşar. Son yarım dakika ilk roundda. Şimdi bir sağ direk çok iyi vurdu. Kuş kickler atımını itiyor. Sol kroşe birbirlerine bir kez daha sarıldılar. İlk roundda iki kickboksör de birbirlerini tartıyor sevgili izleyiciler. Sert bir low kick attı Mehmet. Son 10 saniyeye giriyoruz. Birinci roundda Gülermo'nun sağ kroşesi boşa gitti. Şimdi bir high kick çıkardı Mehmet Aygün. Ve ilk round sona eriyor. Gülermo Patrick Blocklund Mehmet Aygün müsabakası. Öncü Kalkılar Kursat Öncü Organizasyonu'nda gecenin ilk maçı birinci round sona erdi. Samet, nasıl bir round oldu sence ilk round? Sanki birbirlerine biraz tartar gibi geldiler bana. Evet, İkinci round daha farklı olabilir. İlk round birbirine tarttılar. Mehmet Aygün'ün low kicklere biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Mehmet Aygün'ün bu maçı alacağına inanıyorum. İkinci, üçüncü round'da atacağına inanıyorum. İlk round tartma round oldu. Kondisyon anlamında baktığımda, çünkü siz ben çok iyi biliyorum, senin de antrenmanlarını da takip ediyorum. Günde 4-5 saatlik antrenmanlar yapıyorsunuz. Evet. Şimdi kondisyon anlamında baktığımda, yani bu sporcu Gülermo veyahut da Mehmet Aygün, ikisinden biri hangisi daha iyi kondisyona sahip gibi geldi sana? Şu an ikisinin de kondisyon durumunu iyi görüyorum. Fakat Gülermo sürekli maç yaptığı için formda bir sporcu. Biraz daha bu konuda avantajlı gibi. Fakat Mehmet de tecrübesini konuşacağına inanıyorum. İkinci round başlamak üzere sevgili izleyiciler. Gülermo Patrick Blocklund Mehmet Aygün müsabakasında ikinci round için artık son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Halis Avşar. Hocam aşağı. Hakemlere bakıyor. Onlardan da ona işaretini aldı ve ikinci round kongresiyle beraber başladı. Low kick'le başladı Mehmet. Sol kroşeyi vurdu Patrick Blocklund. Bir sağ kroşe Gülermo Patrick Blocklund yerde sevgili izleyiciler ve tabii ki destek geliyor kendisine. Şimdi tekrar rakibinin üzerine gidiyor Gülermo Patrick Blocklund. Bir sol direk çıkardı. Yine iplerde birbirlerine sarıldılar. Araya girdi Halis Avşar ve ayırdı. Yeniden dövüşlüyor Halis Avşar. Sol kroşe boşa gitti. Yine birbirlerine sarıldı. İki kickboxer. İkinci rounddayız sevgili izleyiciler. Hollandalı Patrick Blocklund ve rakibi Mehmet Aygün ringdeler. Öncü Fight Club'da gecenin ilk müsabakasında. Şimdi bir sağ kroşe geldi Mehmet Aygün'den. Diz darbeleri var. Gülermo Patrick Blocklund'dan ayrılmalarını istedi. Halis Avşar. Boxing fight. Yeniden dövüşlüyor. Arka arkaya yumruklar. Şimdi bir push kick geldi. Front kick geliyor. Alttan bir low kick attı Mehmet ama arka arkaya sağlı sollu kroşeleri var. Gülermo Patrick Blocklund'ın. İkinci round'un ortalarına geliyoruz sevgili izleyiciler. Yeniden dövüşlüyor. Push kick'le rakibini itti. Mehmet ileri doğru. Sağ direk geliyor şimdi. Tekrar sağ direk. Bir push kick daha geldi Mehmet'ten. Gülermo Patrick Blocklund araya girdi ve aldı oradan Halis Avşar. Köşesine gitti. Şimdi Mehmet'in sevgili izleyiciler özellikle sol baldırında gerçekten de çok ciddi bir sorun var. Çok sert low kickler atıyor. Gülermo Patrick Blocklund bu konuda da Samet Keser yorumunda az önce uyarmıştı. Dikkat etmesi gerekiyor low kicklere diye. Gerçekten de sol baldırı
epey darbe almış durumda. Bu arada Mehmet Aygün bir darbe aldı. Şu anda doktor geliyor oraya. Sorun var. Sevgili Samet, low kickleri çok etkili vuruyor gerçekten. Senin belirttiğin gibi Guillermo. Buna da bir türlü önlem alabilmiş değil. Gerçekten de sıkıntı yaşadı. Şu anda da doktorlar ringe geldiler. Neler söyleyeceksin yani? Bu müsabakada sanki çıkaramayacak gibi. Sol baldırında çok ciddi problem var. Kanama var. Hollanda ekolü sporcular low kick'e ağırlık vererek çalışıyorlar. Bu yüzden de low kick'e çok dikkat etmek gerekiyor. Benim rakibim de Hollandalı. Ben de bunlara dikkat etmem gerekiyor. Ama ben Mehmet'in devam edeceğine inanıyorum. Mehmet şu an devam ediyor. Evet. Yeniden maça geri döndü. Doktor kontrolünden sonra Mehmet Aygün. İkinci round kaldığı yerden başladı. Müthiş bir antik çıkardı. Hollandalı Patrick Blankland yerde Kalkdemir. Yeniden dönüşlüyor. Şimdi sol kaşa geldi. Sol kaşa geldi. Rakibine sarıldı Mehmet Aygün. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Öncük Fight Club gecesinde gecenin ilk müsabakası ikinci haftayı sevgili izleyiciler Hollanda'da ringin dışına doğru çıktı. Geldi tekrar içeri. Önemli bir durum yok. Devam diyor Ali Savşar. Bir sol kroşe çıkardı. Yine aynı yere vuruyor. Low kick'i. Guillermo sevgili izleyiciler. İkinci roundda son yarım dakikaya girmek üzereyiz. Ayrılmalarını istedi yeniden. Ali Savşar. Bir sol geliyor şimdi. Sol geldi bu arada. Ters bir darbe. Hollandalı Patrick şu anda kendini toparlamaya çalışıyor. Mehmet Aygün sevgili izleyiciler köşesine gitti. Koç. Guillermo Patrick Blueprint Mehmet Aygün müsabakası ve ikinci round sona ermek üzere. Evet. Time. Evet şu anda Patrick Blueprint hazır vaziyete geldi. Köşeye gidiyor Ali Savşar. Patrick Blockland'ın da köşesine gitmesini istedi. Yeniden dövüş. Son saniyeler. Artikler harika. Sol kaşa geldi. Şimdi bir front kick geliyor. Rakibinin üzerine giriyor Mehmet. Guillermo Patrick Blockland bir sol direkt geliyor Mehmet. Guillermo yerde. Guillermo kalktı. Çok önemli bir durum yok. İkinci round bitti. Mehmet ağırlığını koymaya başladı sevgili Samet Keser. Üçüncü round daha aktif olacağını düşünüyorum. Mehmet Aygün direkt yumruklarında eğer rakibe vurabilirse bu maçtan galip ayrılır diye düşünüyorum ve ters katlı olması gerekiyor. Rakip sağlığı için çok fazla atmaya başladı. Gördü ayağının sakatlandığını. Onun için Mehmet ters katlı sizlere verirse bu maçın üstüne gelebilir. Bu arada Ünal Özleme ikinci maç birazdan başlayacak. O da hazırlıklarını sürdürüyor. Bahram Abdülmaliki ile pozlarını paylaşacak sevgili izleyiciler. Bahram Abdülmaliki İranlı rakibi Ünal Özleme'nin bu müsabakayı biraz sonra izleyeceksiniz. Şimdi üçüncü round başlayacak. Samet üçüncü roundda biraz daha etkili olabileceğini söylüyor. Bakalım Mehmet Aygün Samet'in dediği gibi olacak mı gerçekten de? Evet, üçüncü round başlamak üzere İstanbul'da Halkalı'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Öncü Fight Club'da üçüncü ve son round başlayacak sevgili izleyiciler. Halis Avçar ring hakemi bütün kontrollerini tamamladı. Üçüncü ve son round başlıyor. Guillermo Patrick Blockland Mehmet Aygün müsabakasında Patrick Blockland yerde kaldı. Yeniden dövüş. Yine bir low kick attı. Patrick Blockland sol kroşeyi denk getiremedi. Birbirlerine sarıldılar. Bu arada diz darbeleri var. Araya girdi Halis Avşar ve ayırdı iki kickboksörü. Yine aynı yere bir low kick atmak istedi Patrick Blockland. Üçüncü ve son round'da sevgili izleyiciler. Yine bir low kick denemesi. Çok iyi gitti üzerine rakibinin. Mehmet Hollandalı'ya şu anda sarıldı. İplerde iki kickboksör sevgili izleyiciler ve bir kez daha araya giriyor Halis Avşar ve ayırıyor iki kickboksörü. Son rounddayız. Guillermo yerde bu arada çok sert bir tekme ve
istenmedik yere geldi tabii ki. Doktor. Ve hemen doktorlar geliyorlar. Ring içinde müdahale edilecek sevgili izleyiciler. Son derece tehlikeli bir tekme geldi. Ve şu anda Mehmet'in tedavisi devam ediyor ring içerisinde. Guillermo Patrick Blockland Mehmet Aygün müsabakası. Ve 3. round şu anda oynanıyor. İşte bakın burada istenmedik bir darbeyle bir anda kendini yerde buldu Mehmet Aygün. Ama müdahale ediyorlar ve sorun giderilecek. Kaldırırsın silahı. İşte İranlı Bahram Abdülmaliki, sevgili izleyiciler, Ünal Özlemen'in rakibi. O da hazırlıklarını sürdürüyor. Bahram Abdülmaliki 85 kiloda, 27 yaşında, 1.80 boyunda. 8 maç yaptı, 5 galibiyet, 3 yenilgi aldı. 5 galibiyetinin 3'ü nakavtlı Bahram Abdülmaliki'nin. Evet sevgili izleyiciler, Ünal Özlemen'in maçı az sonra başlayacak Bahram Abdülmaliki ile. Şimdi Mehmet Aygün, Guillermo Patrick Blockland maçının 3. raundu kaldığı yerden devam edecek. Evet Mehmet toparlanmaya çalışıyor. Şu anda dişliğini taktı. Devam edecek sevgili izleyiciler. Ve evet bütün sorun giderildi. Şu anda oyun yeniden kaldığı yerden başlayacak. Evet. Üçüncü rauntta. Hocam süre doluyor. Devam mı? Mehmet Aygün köşesine geçiyor. Patrick Blockland. Saati ayarladılar. 2 dakika 4 saniye var. Şimdi üçüncü ve son rauntayız. Bir kez daha köşesine gitmesini istedi. Hollandalı'nın terinin silinmesini istiyor Ali Savşar. Guillermo Patrick Blockland. O da köşesine gitti. Şu anda antrenörün terini siliyor. Ve 2 dakika 4 saniye var. Yeniden kaldığı yerden dövüş sevgili izleyiciler. Şimdi bir sol. Sağ kroşeyi denk getiremedi Mehmet Aygün. Araya girdi. Halis Avşar. Halis Avşar araya girdi. Stop diyor. Uyarıyor şu anda. Hollandalı Patrick Blockland'ı Halis Avşar. Yeniden dövüş, yeniden dövüş. Artık son pozlarını oynuyorlar. İki kickboksör de süre epey daraldı. 1 dakika 37 saniye kaldı sevgili izleyiciler. Müsabakanın tamamlanması. Sol kroşeyi denk getiremedi. Mehmet sol kroşeyi denk getiremedi. Çok etkili bir vuruş yapabilirdi. Şunu söyleyelim. Low kickleri öyle sert vurdu ki Hollandalı. Mehmet Aygün'ün sol baldırı gerçekten de çok kötü durumda. Şimdi Mehmet'ten çok güzel bir high kick izledik. Mehmet Aygün Guillermo yaklaşıyor. Müthiş bir eskimle kurtarıyor kendini yumruklardan. Ama low kickten kurtaramıyor. Aynı yere vurdu yine. Ve şu anda 2 kick boksörde yerde. 2 kick boksörde yerde. Ve yeniden dövüş. Son 1 dakika. Son 1 dakika. Bir low kick daha attı Hollandalı. Guillermo Patrick Blockland. Tekrar ayağa kalktı. Sol kroşesi boşa gidiyor. Birbirlerine sarılıyorlar. Yoruldular sevgili Samet. Yani sonlara doğru iyice yoruldu iki sporcu da. Hollandalı bacağı odaklandı. Evet çok bacağı sert vuruyor low kicklerle. Tekrar bir low kick attı. Sol kroşeye boşa gitti. Bir high kick geldi. High kick geldi Mehmet'ten. İplerde Mehmet yine sarıldı rakibini yere indirdi. Yine sarıldı. Rakibini yere indirdi. Sevgili izleyiciler ama sol baldırı çok kötü durumda Mehmet'in. Son 25 saniye giriliyor. Kim kazandı sen? Şu anda şu bittiğini varsayalım. Sence kim kazandı? Bence Samet ortada. Ortada diyor Samet Keser. Sevgili izleyiciler artık son 10 saniyeye girdik. Son 10 saniyeye girdik. Patrick Blockland ve Mehmet Aygün müsabakasında son 10 saniyeye girdik ve evet 3. ve son roundda gol sesiyle beraber müsabakada sona erdi. Kim kazandı? Mehmet Aygün mü? Yoksa Guillermo Patrick Blockland mı? Gerçekten merak ediyoruz. Samet nasıl buldun maçı? Maç çok güzel çelişmeler gitti. Güzel sert darbeler geldi maçta. Bakın kim aldı ben de merak ediyorum.
Evet sevgili izleyiciler, gerçekten de çok güzel bir gece oluyor. İlk maç oldukça heyecanlıydı. 13-5 Türkiye şampiyonluğu bulunan, Dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Mehmet Aygün'ün rakibi Guillermo Patrick Blomqvist'te güzel bir müsabaka izledik. Az sonra Behram Abdülmalik'i ile İnan Özdem'e pozlarını paylaşacaklar. Evet, Dünya ikincisi Avrupa şampiyonu Samet Keser 85 kiloda bu gece çok önemli bir müsabakaya çıkacak sevgili izleyiciler. Santino Derbek'le karşılaşacak ama onun öncesinde açılış maçında yanımıza aldık Samet'i. Açılışı birlikte yaptık. Kendisine başarılar diliyorum. Bersin'de iki dakika altın vardı. Birisi Şeker. Evet, o Şeker diğeri İranlı'ya karşıydı. İkisi de nakavtla bitmişti. Önce senden nakavt bekliyorum. Samet'in profesyonel kariyerinde 21 maçı var sevgili izleyiciler. 20'sini kazandı. Ve bir nakavt canavarı. 11 nakavt var. Başarılar Samet. Evet, kazanan şu anda açıklanıyor. Kararı bekliyoruz. Bakalım nasıl bir karar ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Halis Avşar şu anda kararı aldı. Ve Ali Karagöz. Karar. 2-1 sonuçta. 2-1'le kazanan kırmızı köşe. Mehmet Aygün. Guillermo Patrick Blomqvist biraz şaşkın. Ben kazandım gibilerinden bir tavır takınıyor. Samet gerçekten de böyle bir tepki gösterdi ama ne diyorsun ya? Mehmet'e verdiler maçı. Guillermo tepki gösterdi. Guillermo'nun yaptığı şey sadece low kick vurmaktı. Fakat Mehmet de middle kick ve high kick'leri çok vurdu. Evet, çok iyi vurdu. Evet, direkleri çok vurdu. O yüzden bence doğru bir karar. 2-1. Evet, 2-1'lik skorla kazandı. Sevgili izleyiciler, Mehmet Aygün ve Guillermo Patrick Blomqvist'i mağlup etmeyi başarıyor. Samet Keser'e çok teşekkür ediyoruz. Bu gece Santino Vermek'te yapacağı müsabakada Samet'e başarılar diliyoruz. Teşekkürler Samet Keser. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Abdülmalek'i ve Ünal Özdem'e arasındaki müsabakayı canlı yayında izleyeceksiniz. Ardından Mehdi Parani ve Kenan Günaydın maçı var. Mehmet'i dinliyoruz. Bu galibiyet işime ve anneme gelsin. Herkese teşekkür ederim. Sportif hayatım bu kadar. İnşallah bundan sonra antrenör olarak yorumlarım. Mehmet Aygün'e teşekkür ediyorum. Mehmet Aygün'ü ilk profesyonel ringe ben çıkarmıştım. Ve Allah nasip etti. Emekliye de burada ayırdık. İşte böyle sporun öncüsü olmak budur. Gençlere önder olmak budur. Gençlere örnek olmak budur. Milletin sırtından geçirmek değildir. Müsaade hocam. Amatör müsabakamda müsaade hocam nasip olmuştu. Son maçım profesyonel bana nasip oldu. Çok değerli bir insan. Bu organizasyonlarda kendisinden desteğisi yemeyin. Biz hakikaten olacağız. Sizin 4. maçta benim sporcumun. Bize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ama çok zor işi. Yıkıldı. Ünal Özdemir'in rakibi Bahram Abdülmalik'i. Birazdan TV8'ten.